Tekrar merhaba sayın seyirciler. Gündem Özel'in ikinci dilimi kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak başlıklar var. Bu hafta HDP'li belediyelere yapılan kayyum atamaları yankısı hala sürüyor. Konuşulmaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun bir çıkışı oldu. Sert bir çıkıştı. Gün boyunca da gerek gündemde gerek de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisiydi. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan geçtiğimiz saatlerde Rize'de konuştu. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bayrak üzerinden yine hedef aldı. Bunların hepsini tek tek Sezgin Tanrıkulu'yla değerlendireceğiz. Evet, kayyum atamaları bu haftanın en fazla ses getiren olaylarından birisi, hala konuşulmaya devam ediyor. Van, Diyarbakır ve Mardin. HDP'den sesler yükseldi. Kayyum zihniyetini tanımıyoruz dediler. Kayyum, evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani Adalet ve Kalkınma Partisi, yani sonuçta tarih olacak kesin. Yani bunu bugün söylemiyorum ama yani miadını yavaş yavaş dolduruyor. Ve evet, Davutoğlu'nun da bugün böyle bir açıklaması vardı. Öyle mi? Ha, bilmiyordum, evet. Miadı dolduğunda da geriye dönüp baktığımızda Türkiye'de hangi hukuksuzluklara imza atmış falan denildiğinde bir işte kayyum olarak anılacak yani. Çünkü kayyum kurumunu mevzuata sokan ve uygulayan bir siyasal iktidar oldu. Kime karşı? Seçilmiş belediye başkanlarına karşı. Seçilmiş muhtarlara karşı. Seçilmiş belediye meclis üyelerine karşı. Yani seçildikten sonra haklarında bir mahkumiyet kararı olmayan ve anayasanın 101. maddesinden tamamen aykırı bir biçimde işte kayyum atayarak seçmenlerin sandıkta oluşmuş iradelerini yok sayan bir tutumu ortaya çıkardı. Şimdi çok kısa bir hafıza tazelemesi yapacağım. Kayyumla ilgili, evet, olarak. Şimdi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, yani işte parlamentoda bir birlik havası var. İşte birlikte işte karşı çıkmışız darbeye, darbecilere karşı ve işte darbe komisyonu kurulmuş falan ama olağanüstü hal de ilan edilmiş aynı zamanda. Biz olağanüstü halin ilana gerek yok demişiz hükümete. Yani hangi yasa istiyorsanız getirin, burada çıkartalım demişiz kendilerine. Dolayısıyla olağanüstü hale, ondan sonra kanun hükmüne kararnamelere gerek yok demiştik biz ve karşı çıkmıştık. Buna rağmen işte 21 Temmuz'da 6-7 gün sonra olağanüstü hal ilan ettiler. 1 Ağustos tarihinde de hükümet parlamentoya darbe ile ilişkili olabilecek bir torba yasa sevk etti. 60 küsur madde olması lazım. Şimdi tam hatırlamıyorum sayısını. Ama bunun, bu torba yasanın 411 sıra sayılıydı. Torba yasa 51, 52, 53. maddeleri kayyum atamasına ilişkindi. Belediye yasasına değişiklik yapıp hükümete belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atanmasına ilişkindi. Biz CHP olarak buna karşı çıktık. Plan Bütçe Komisyonu'nda, İşleri Komisyonu'na karşı çıktı. Dedik ki böyle olmaz. Yani sonuçta siz herhangi bir yargı kararı olmadan seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atayamazsınız dedik ve itiraz ettik. HDP de itiraz etti. Burası çok önemli. Bu kavramı çok kullanıyorum bugün. Evet. Burası çok önemli. Evet, çok duyuyoruz. Evet, 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 cümleyi. Evet. MHP de itiraz etti. Ve komisyonda onlar da itiraz etti. Hayır, olmaz dediler. Yani sonuçta böyle bir yasa, yani şey, demokrasiye aykırıdır, hukuk devletine aykırıdır ve anayasa aykırıdır dediler. 18 Ağustos tarihinde, yani 18 Ağustos 2016 tarihinde genel kurulda görüşülüyor. Biz de itiraz ediyoruz sürekli olarak. CHP, HDP ve MHP itiraz ediyor genel kurulda. Sonuçta 4 siyasi partinin grup başkan vekilleri, HDP, CHP, AK Parti ve MHP'nin grup başkan vekilleri ortak önerge verdiler. Torba yasadan kayyum atanmasına ilişkin 51. madde, 52. madde, 53. madde çıkarıldı ve torba yasa o şekilde yasallaştı. Yani kayyuma ilişkin düzenlemeler parlamentodan geçmedi, geçemedi. MHP'nin de desteğiyle geçemedi. Bakın bunu özellikle söylüyorum. AK Parti grup başkan vekilleri de önergeye imza attılar. Şeyden çekildi ama ne oldu biliyor musunuz? Bakın böyle bir, yani siyasi hokkabazlık diyelim.
genel kuruldan geçemeyen bu düzenlemeyi meclisten kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi almışlar ya. 674 sayılı kanun hükmünde kararnameye koydular. Böyle bir şey yaptılar. Ne zaman? Kasım ayında. 2006'nın Kasım ayında. Ve o tarihten sonra da biliyorsunuz işte 90'a yakın, 90'dan fazla belediye başkanı alındı görevlerinden. Birçok muhtarın görevine son verildi. Ve yerlerine meclisten de seçim yapılmadı. Bakın meclisten de seçim yapılmadı. Doğrudan doğruya o illerde görev yapan valiler, kaymakamlar atama yapıldılar. Ve bu şekilde girdi. E sonuçta 2 yıl boyunca biz bu hükümetten hep şunu duyduk. Kayyum bulunduğu yeri cennet yaptı. Öyle hizmetler yaptılar ki yani o ilin, yani kayyum atandığı ilin tarihinde görülmemiş hizmetleri bu kayyumlar 2 yılda yaptılar. Öyle anlattılar. Yani. Evet. Yani, hala da öyle savunuluyor. Evet, halen de öyle savunuyor. Hizmet yapmışlar. İlk defa vatandaş kayyumlar vesilesiyle hizmet görmüş. Ondan önce hiç hizmet yokmuş. İşte paralar başka yerlere aktarılıyormuş falan bilmem ne, işçi alımı bu işi falan filan. Bütün kötülükleri seçmiş belediye başkanları yapmış. Kayyumlarda 2 yıl içerisinde bulundukları beldeyi cennet yapmışlar. Ama 31 Mart'tan sonra öyle olmadığını şimdi 31 gördük. Mart'ta girdi, gördük. Evet, 31 Mart'ta yani sonuçta bu anlayışla girmişseniz Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de gösterdiğiniz adayların seçilmesi lazım. Yani sonuçta insanlar bir tercihte bulunduğu zaman aynı zamanda o beldede iyi hizmet almışlarsa eğer hizmet verecek adaya oy verirler. Kaldı ki Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi atadığı kayyumu kendi adayı yaptı. Bakın Diyarbakır'da bir aday bulamadı. Evet, neyse. Evet. Adayı hani çok iyi hizmet etmişler. Çok da seviliyor. Her yere gittiği zaman alkışlar, bilmem neler bunlar, şunlar falan filan büyük toplantılar. Arkasında yüz binler yürüyor kayyumun. Onu aday yaptık ki kazanır. Kazanamadı. Ve bir de fark Selçuk, attı. Selçuk yani. Mızraklı %64 oy aldı bakın. %64 oy aldı. Diğeri yani 20 küsur civarında bir oy aldı. Kayyumun kendisi. Aradan 341 gün geçti. Seçildiği gün bakın 31 Mart'ta vize almış Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Ondan sonra şey denilmiş kendisine. Yani işte aday olmanda bir engel yok denilmiş. Seçimlere girmiş. Zaten kendisi milletvekili yani işte Diyarbakır'daki belediye başkanı Selçuk Mızraklı milletvekili seçilirken bir engel yok. Belediye başkanı adayı olurken bir engel yok. 141 gün sonra şey deniyor. Senin hakkında soruşturmalar var, kovuşturmalar var. Dolayısıyla sen belediye başkanı olamazsın. Selçuk Mızraklı kim? Hacettepe tıp mezunu, bir genel cerrah. Siyasete girmeyene kadar tertemiz bir insan hakkında dava yok, soruşturma yok. Zaten yani bizler siyasete girdiğimiz andan itibaren suç makinesine dönüşüyoruz. Ondan önce herkes kendi işini gücünü yapıyor. Siyasete adım attığımız anda ağzımızı açarsak soruşturma, dava bilmem ne falan bunlarla karşı karşı. Sokağa çıksak, bir yerde otursak, yürüysek toplantı ve gösteri yasasına aykırılık. Söz söylesek Cumhurbaşkanı hakaret. Söz söylesek yok propaganda falan. Yani bizi bu şekilde gören bir yargı zihniyeti var, bir siyasi anlayış var. Adam Diyarbakır'da 20 bin kişiyi belki ameliyat etmiş bugüne kadar. Başarılı bir cerrah ve milletvekili olmuş. Ondan sonra haklarında soruşturma açılmış propagandadan bundan şundan. Bakın Diyarbakır'da sivil toplumla uğraşan, siyasetle uğraşan, hakkında soruşturma olmayan bir tek adam bulamazsınız. Bir tek insan bulamazsınız. Bir tek insan iddia ediyorum. Şimdi şeyde Van'da Bedia Ertan Özgökçe, avukat kadın, başarılı bir avukat. Yani hakkında bir dava yok, bir soruşturma yok. Milletvekili seçilmiş, hakkında soruşturma başlatılmış, şimdi aday olmuş. Onların listesi işte yok şu kadar propaganda var, bilmem ne var falan filan diye. Ahmet Türk yaşayan aktif siyasetçilerden bir tanesi. Yani en eski aktif siyasetçilerden bir tanesi. Evet. 1973'te parlamento üyesi seçilmiş. 6 kez milletvekilliği yapmış. 2 kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiş. Yani ondan sonra 141 gün sonra seçilmesine bir engel yok, alınmış. Şimdi haklarında bir mahkumiyet kararı yok bakın. Bir mahkumiyet kararı yok. Bir yargı kararı yok. Haklarında soruşturmalar var. Ama daha ayın birinde bakın ayın birinde 31'inde seçim olmuş. 1 Nisan'da yani daha Diyarbakır İl Seçim Kurulu seçim sonuçlarını kesinleştirmeden, Yüksek Seçim Kurulu daha hiç kesinleştirmeden
Diyarbakır Valiliği'nin İçişleri Bakanı'na yazı yazdığını biliyoruz. Yani alınsın diye. Daha yani seçim sonuçları resmen daha belli olmadan adına Selçuk Mızraklı görevden alın diye, yerine kayyum atayın diye yazı yazmış Diyarbakır Valisi. Aynı şekilde Mardin Valisi ve Van Valiliği'nin de yazdığı söyleniyor, ifade ediliyor. Böyle bir bakın seçim sonuçlarına böyle bir tahammüllük var. Neden peki sizce? Ya şöyle bir şey bakın. Çünkü bir yandan işin şu boyutu da var. HDP Pervin Buldan da yaptığı basın açıklamasında buna dikkat çekmişti. Çünkü çok fazla israf yapıldı bu belediyelerde. Ya bakın. Yani korkunç buradan, rakamlar ortalıkta dönüyor. Buradan bakın. Bunların ortaya çıkması mı yoksa Pervin Buldan tekrar ceplerini doldurmak istiyorlar dedi. Şimdi oraya da geleceğim. Bakın Diyarbakır Valisi'nin açıklaması var. Niye görevden alındı diye Selçuk Mızraklı'yla ilgili olarak açıklama yapmış. Benzer açıklamayı Van ve şeyde yaptı, Mardin'de yaptı. Hı. Zaten Van Valisi'nin ilk işi de şey böyle ağır ağır böyle paşa paşa şeye odaya girip elinde sanki yani onunla yatıyormuş, tabloyla yatıyormuş evet. gibi ilk icraatı şeye indirmek oldu. Çok, yani Atatürk portresini indirip evet. o yerine Erdoğan portresini asmak oldu. Yani o porte oradaysa orada kalır. Erdoğan da asmak istiyorsan mutlaka bir duvara asarsın. Evet. Yani kimse sana asma demiyor. Neden ilk iş bu? Evet ama neden ilk işin? Daha koltuğuna oturmadan ilk yaptığın iş bu. Kime ne mesajı veriyorsun? Evet. Kime ya bunun bakın tesadüf falan filan değil bu. Hepsi hesaplanmış, planlanmış, düşünülmüş ve bizlere ve bütün Türkiye'ye göstermek istenen fotoğraflardı bütün bunlar. Görüntüler değil. Şimdi bakın Diyarbakır Valisi'nin açıklamasını okuyorum. Altı neden saymış burada? Evet. Altı neden? Birkaçını okuyayım. Buyurun. Diyor ki, belediyede daha önce hizmet almış birçok kamu görevlisinin yerlerinin haksız değiştirilmesi. Yani Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, gelmiş 10 tane daire başkanı var. Ondan sonra 2 tane bilmem şirket yöneticisi var. Onların yerini değiştirmiş. Bunu görevden alma gerekçesi yapıyor. Ya belediye başkanı seçilmişse kendi seçtiği adamlarla kendi tarzına göre yönetir belediyeyi. Evet. Bir daire başkanı yerini değiştirdi. İşte Ekrem Bey yapmadı mı? Ya da işte Konya Belediyesi'nde seçilen AK Parti belediye başkanı yapmadı mı bunu? Geldiği zaman daire başkanlarını değiştirir. Evet. Daire başkanının kadrosuna göre de bir görev verir. Ya müşavir yapar ya başka bir şey evet. yapar falan. Bakın bunu yani oda çalışanların yerlerinin değiştirilmesini alınma gerekçesi yapmış. Ya senin kayyumunun getirdiği adamla çalışmak zorunda mı belediye başkanı? Evet her gelen yani, başkan kendi kadrosuyla evet, yani, çalışmak istiyor nihayetinde. Türkiye'nin her yerinde böyledir yani. Evet. Bakanlıklarda bir de böyledir. Gelirsin özel kalemini değiştirirsin. Diyor ki niye özel kalemi değiştirdin? Neden daire başkanı değiştirdin? Neden genel sekreteri değiştirdin falan diyor burada. Birinci bak neden? İki, yargı kararı olmasına rağmen göreve iade edilmemeleri. İşte bunlarla ilgili olarak. Terörden yargılananların belediyede görevlendirilmesi. Terörden yargılanan deyip hemen bir şey yapıyor bakın. Hı hı. Bir yani böyle bir suçlamayı terör üzerine yapmaya çalışıyor. Yargılanmak ne demek ya? Masumiyet kaynesi var. Anayasanın 138. maddesi uyarınca. Herkes haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayana kadar masumdur. Evet. Herkesle ilgili iddianame düzenlenen dava açılabilir. Onu hayattan mı dışlayacaksın? İkinci neden bu. Tamamen anayasaya aykırı bakın tamamen. Üç, eş başkanlık uygulamasının hayata geçirilmesi. Ya eş başkanlığı siz getirdiniz. Siyasi partiler esasına koyan sizsiniz. Biz de oy verdik 2014'te. Bütün parlamento oy verdi eş başkanlık sistemine. Siyasi partilerde. Ne zaman geldi? Çözüm sürecinde geldi. 2013'te siyasi partiler esası değiştirildi. Cinsiyet eşitliğine uygun bir biçimde siyasi partilerin temsili bakımından eş başkanlık getirildi. Getiren Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde parlamentoda oldu. Şimdi belediyelerde de kadın belediye başkanı ise erkek, erkek belediye başkanı ise kadın, meclis üyelerinden bir tanesi sonuçta meclis yani belediye başkan vekili olarak eş başkanlık yapıyor. Belediye başkanı, belediye yasasının 42. maddesi uyarınca yetkilerini birisine, bir belediye meclis üyesine devretme yetkisine sahip. Dersin ki sen işte çöp işini, park işini, ondan sonra işte zabıta işini ben vekilim olan şu adama devrettim. Yani belediye yasasından kaynaklı olarak benim yapmam gereken bu işleri 42. madde uyarınca belediye meclis üyesi olan Ahmet'e veya işte Fatma'ya bıraktım. Evet. Buna belediye başkan vekili deniyor mevzuatta. Onlar belediye başkan vekili demiyorlar, eş başkan diyorlar. Bunu
alınma gerekçesi yapmış. 2011'de yani siz 2016'ya kadar da bu belediyelerde eş başkanlık vardı. Niye o zaman yapmadınız? Niye o zaman görevden almadınız? Evet. Başka bir neden. Bakın. İmar planlarında yapılan cami imar planının iptal edilmesi. Mahşeri vicdanı yararlayıcı bir dizi uygulamalar yapılmıştır. Ya imar planında belediye meclisi değişiklik yapabilir. Bu cami de olabilir, başka bir şey de olabilir. Yani belediye meclisi de ki yani bu işte alanda, bu parselde, bu alanda çok sayıda cami var. Burada cami olmasın, başka bir şey olsun diyebilir. Belediye meclisi bunu takdir eder. Alır kararı valiye gönderir. Bakın alır kararı valiye gönderir. Vali onaylamasa iade eder. Meclis bir daha görüşür. Bir daha görüşür, gönderir valiye. Vali eğer onaylamasa gider davasını açar. Ya tümü bakın bu dediğim nedenlerin tümü. Yani nedenler bunlar yani. Ki camiyle ilgili bir düzenleme de olmamış. Böyle tamamen hukuk dışı. Bakın tamamen hukuk dışı. Tamamen siyasi. Bir halkın sandıkla şekillenmiş tercihine bir darbe. Açık bir darbe. Bir sivil darbedir yani bu. Anayasaya karşı da bakın açıkça söylüyorum. Anayasaya karşı da suçtur. Anayasal nizamı değiştirmedir bu aynı zamanda. Yani sonuçta siz yani seçimler demokrasinin özüdür. Genel ve yerel seçimler. Evet. Sonuçta eğer bir cumhuriyet hukuk devleti ise yani bizim anayasamızda yazılı seçimlerle şekillenen yerel yönetimler var ve merkezi hükümet var. Şimdi siz seçimle şekillenen yerel yönetimleri yok sayıyorsunuz. Yerine devletin memuruna kayyumu atıyorsunuz. Bu anayasal nizama karşı aynı zamanda suçtur. Anayasaya karşı da çok aykırıdır. Ve bunu ne de yapıyorsunuz? Daha çok hani Kürtlerin yaşadığı ve daha çok da yani o oylara hitap eden bir siyasi partinin belediye başkanlarına karşı yapıyorsunuz. Bu hem ayrımcılıktır, bakın hem bölücülüktür, hem de anayasal suçtur aynı zamanda. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ne oldu? Şimdi bunu işte İspanya örneğiyle bilmem neyle falan filan ilişkilendirmeye çalışıp meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Ya tabii ki bakın bir belediyenin teröre destek vermesi kabul edilemez. Kurumsal olarak veya şahsi olarak kabul edilemez. Ama ben şunu biliyorum ki haklarında belediye kaynaklarını bakın Gülten Kaşınak Diyarbakır Büyükşehir evet. Belediye Başkanı belki bizi şimdi dinliyordur. Bizi dinleyenlere de cezaevinde dinleyenlere selam olsun. Hepsini buradan selamlıyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Kendisiyle ilgili olarak bakın kayyum atandı belediye kendisiyle ilgili olarak belediye kaynaklarının örgütü aktarıldığı konusunda tek bir iddia olmadı. Bakın tek bir iddia olmadı. Onunla ilgili olarak verilmiş bir mahkumiyet kararı yok. Ama propaganda ne? Belediyenin araçları, belediyenin kaynakları falan örgüte gitmiş. Ya tabii ki gidemez. Gönderilemez, yapılamaz. Tabii ki yapılamaz. Ama böyle bir kara propagandayla sonuçta bir fotoğraf ortaya koyuyorlar. O fotoğrafla işte toplumu ayrıştırmaya, bölmeye ve bunlarla ilgili bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Varsa savcılık harekete geçer. Ne kadar para göndermiş, belediyenin ne kadar parası nereye gitmiş? Aşağı çıkarttın o zaman söyleyin bize ya. Ama biz bunu biliyoruz ki, kayyumlar döneminde belediye kaynaklarının nasıl savrulduğunu çok iyi biliyoruz. İnanın hani Diyarbakır Belediyesi'ne evet. Giden bir insanım. Başkana özel banyolar evet, yani, makam odasında. Giden bir insanım yani. Evet. Siyasetçiye de gitmişim. Avukatken baro başkanına gitmişim. Orada yani o alana hiç girmemiştim. İnanamazsınız ya bakın. Bu şey kadar blok mermer yani çok evet, zor bulunur evet. Yani. Ya böyle evet. Duvar kadar blok mermerle. Her yer mermerle döşenmiş. Hayır gerçekten. Blok mermerle yani özel. Evet. Özel mermer. Ya burası belediye. Senin yatak odan değil. Özel yerin değil. Bir kurum. Yani bu kadar blok mermer. Evet, bu kadar koltuğunun arkasından evet, banyo çıkıyor. Bu kadar falan. Şatafat. Yani ne yaptın ki? Nasıl terleyeceksin? Ne yapacaksın? Öyle yani binlerce lira kazanacak şey. Alınan fincan takımları. Evet. Kadayıf miktarları. Yani sevgili Erk bir gün gazetesinde bunun işte evet. Kaç tane asgari ücrete denk geldiğini falan yazılmıştı. Ya Ahmet Türk... Bütün şehre kadayıf evet, dağıtılır herhalde. Onlara. Ahmet Türk 2 gündür, 3 gündür basında söylüyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı 134 bin liraya tenezzül etmez. Etmez. Bence de etmez. 134 bin liralık bir hediyeye tenezzül etmez. Ama belediyenin benim incelediğim faturalarında belediyenin yani işte
şu andaki kayyum olan valinin döneminde Cumhurbaşkanı'na hediye adı altında 134 bin liralık harcama yapılmış. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, bunu almışsan de ki işte şu telkayı takımdır, şu gümüş takımdır. Bana verdiler, ben bu kadar da fiyatlı olduğunu bilmiyordum, belediye bütçesinden de olduğunu bilmiyordum, iade ediyorum de. Eğer almamışsan o fatura nedir onu açıkla. 134 bin lira. Hı hı. Şimdi Sayın Soylu İçişleri Bakanı iken işte herkesi suçluyor elinde. Devletin imkanları var, büyük imkanları var. Hangi televizyona telefon açsa beni çıkartın diye anında istediği imkanı kullanma imkanına sahip. Ama kendisiyle ilgili iddiada bulunanlar ise bir kanalları yok. Sosyal medya üzerinden söylüyorlar. Bakın ben de burada söylüyorum. Ahmet Türk, Sayın Soylu size soruyor. 3 tane ayrı hediye faturası var. 42 bin, 40 bin, 44 bin gibi rakamlarla. Açık açık söyledi, faturalarını da gösterdi. Açık açık. Buna diyor ki İçişleri Bakanı'na hediye. Ya bu hediyeleri aldın mı almadın mı? Aldınsa ne hediyesi aldın 40 bin liralık 3 kere? Her Mardin'e gittiğinde sana bu vali hediye vermiş. Ve bunu fatura etmiş valiliğe. Aldın mı almadın mı? 120 bin lira, 120 bin küsür. Bu sadece bakın Cumhurbaşkanı ve bakana harcanan şeyler. Onun dışında çekirdek, leblebi, ondan sonra bilimun harcamalar, badem harcamaları. Ya diyor ki 4000 kişiye yemek verilmiş. İçişleri Bakanı geldiğinde. 200 küsür bin lira mı ne bir fatura. Ahmet Türk diyor ki ya 4000 kişilik bir yer yok bu Mardin'de. 4000 kişinin bir arada yemek yiyeceği bir yer yok. En fazla salon otursan kalksan birleştirsen 800 kişi. Ya 800 kişilik yere 4000 kişilik fatura kesilmiş. 200 bin kaç bin lira para belediyeden çıkmış. Belediyenin kasası bomboş. Bunlar hep bu kayyumlar yapmışlar. Neden bunları açıklamıyorsunuz? Soruyor. Bir tek açıklama var mı? Diyor ki Ahmet Türk zaten hastaydı. Cezaevinden çıktı. Yine girdi belediye başkanı oldu. Niye oldu? Ya mahkeme bıraktı kendisini. Davası devam ediyor. Bir mahkumiyeti yok. Aday da oldu. Neredeyse senin yaşın kadar siyasi tecrübesi var adamın. Neredeyse. Yaşı kadar. Yani bir şey yapacaksanız da bakın bir şey yapacaksınız doğru dürüst yapın. Hukuka uygun yapın. Tamamen hukuka aykırı bakın. Bununla ne yapıyorlar? Toplumun vicdanını, toplumun hukuk duygusunu, adalet duygusunu yerle bir ediyorlar. Yerle bir. Orada insanlar nasıl güvenecekler? Ya işte seçimle, demokrasiyle bizim meselelerimiz çözülür. Sonuçta bu alınmaların arkasındaki neden de Kürt meselesidir. Aynı evet. zamanda çözülmeyen Kürt meselesidir. Oradaki insanlar, gençler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ya valla biz meselemizi seçimle çözeriz, demokrasiyle hı hı. çözeriz, hukuk ilkeyle çözeriz. Nasıl diyecekler bunu? Deme imkanları var mı? Evet. Yani milletvekili seçiyorsun, hapse giriyorsun. Dokunulmazlığın kaldırılıyor, hapse giriyorsun. Hapiste oluyorsun. Hı hı. İşte yüzlerce siyasetçi, eş genel başkanları HDP'nin cezaevlerinde. Haksız ve hukuksuz bir ülke cezaevinde. Belediye başkanları bu seçimden önce 90 tanesi alındı. Girdiler büyük oranda hepsini yeniden kazandılar büyük oranda. Hı. 3 işte büyük şehri kazandılar. Seçimden ertesi gün başlatılan süreçle yeniden alındı. Demokrasiye nasıl güveneceksiniz? Türkiye'nin Kürt meselesi seçimle demokrasiyle çözülür diye bir algıya, bir düşünceye nasıl güvenecekler gençler veya başkaları? Sonuçta insanlara demokrasiyi seçenek olmaktan çıkartıyor aynı zamanda bu anlayış. O nedenle bizim itirazımız budur. Yanlış yapıyorsunuz diyoruz. Buna rıza göstermeyeceğiz diyoruz. Sonuçta bunun siyasal sonuçları ağır olur diyoruz. Dikkat çekiyoruz ya. Yani sonuçta yani bir arada yaşamak istiyoruz. Barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Evet. Yani Türkiye'nin bir anayasası var. Bu anayasaya göre de yanlış yapıyorsunuz diyoruz. Bakın çok karşı çıktığımız 82 anayasayı savunur hale geldik ya. Çünkü oradaki temel haklarımız uygulanmıyor. Ya bununla ilişkin olarak bakın. Ya insanlar rıza göstermek zorunda mı? Seçmişler. Seçtiğin adamı indirmişsin aşağıya. Hukuksuz bir biçimde. Ona oy veren seçmenler itiraz etmeyecekler mi? İtiraz ettiği zaman ne oluyor? Gaz. Job. Tam da bu baskı. meseleye gelecektim. Bakın toplantı ve gösteri yürüyüşü en temel haktır. Evet her gün
İstanbul'da da yine bugün yaşandı, dün de yaşandı. Evet. Kadıköy'de protestolar sırasında çok sert müdahale ediliyor. Yani İzin verilmiyor, burada, gaz sıkılıyor. Yani burayı biz görüyoruz ama Diyarbakır'da, Van'da, işte Mardin'de, bütün bölgede gerçekten duyduklarımız ve gördüklerimiz inanılmaz. Evet. Ya 10 kişi açıklama yapacak, 1000 tane güvenlik görevlisi. Bir açıklama yapacaklar yarım saat belki. Yani belki yarım saat bile değil. Ona izin vermiyorsun ya. Yani rıza göstermek zorunda mı insanlar? Hani olağanüstü hal kaldırılmıştı? Hani özgürlük vardı? Bir düşünceni, bakın, bir düşünceni ifade edemiyorsun. Bugün Beşiktaş'taki meydanda. Ya bizler milletvekilleriyiz. Sendikalar var. KESK, TUMOP, Tayyipler Birliği. Oradalar. Açıklama yapacaklar. Yine sert mi? Evet. Ya, kabul etmeyeceklerini bildirecekler. Biz de oradayız. Yok efendim, yapamazsınız. Ya, yani Beşiktaş'taki işte Barbaros Hayatınpaşa meydanı kuşatılmış, çevrilmiş falan filan. Ya zaten o uçakta 2 saat, gündüz saat 2. O uçakta en fazla 10 dakika, 15 dakika açıklama yapacak insanlar gidecek. Buna tahammülleri yok. 6-7 tane vekili oturduk yarım saat. Yani etraf kalkanlı polislere donatılmış. Yani bir sıra değil, 200 sıra donatılmış. İnsanların bizimle temas etmesi engellenmeye çalışılıyor. Böyle şeyler Türkiye, bakın açık söylüyorum, darbe dönemlerinde dahi yani 12 Eylül askeri darbesini ben yaşadım, biliyorum. Öncesini de işte okumuşuz, biliyoruz. Hı hı. Böyle bir düzenle, böyle bir baskıyla, böyle bir zulümle karşı karşıya kalmadı. Ya Van'daki şizofren olan gence yapılan muameleyi gördük sosyal medyada. Hı hı. Ben de paylaştım. Sonra valilik gencin polise olan mukavemetine ilişkin görüntüleri paylaştılar. Yani bir kürsü falan fırlatıyor polis memuruna. Bakın son derece yanlış. Polise mukavemet etmek yanlış. Kürsü fırlatmak son derece yanlış ve suç. Yakalarsın bu adamı. Nasıl? Yani zorla yakalarsın ve yani etkisiz hale getirecek ölçüde zor kullanırsın. Ölçüde. Yasanın deyimiyle söylüyorum. Yani eğer kaçmışsa peşinden gidersin. Onu etkisiz hale getirip gözaltı alma imkanıyla bir zor kullanırsın. Daha sonra şizofren olduğu da ortaya çıktı çocuğun. Yani raporlu bir şey. Hasta yani sonuçta. Zaten haklı bir adam Van'da polise kürsü atamaz ya. Nasıl atacak? Yani aklı yitirmiş olması lazım. Anlatabildim mi? Ya gerçekten ben yani gördüğüm zaman dedim bunda kesin bir şey vardı. Gerçekten sonra bir iki saat sonra ortaya çıktı ki şizofrenmiş. Akıllı bir adam Van'da veya Diyarbakır'da kürsü alacak, polise atacak. Mümkün değil. Yok öyle bir şey olamaz yani. Yani böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil. O ortam içerisinde söylüyorum. Ya o kaskla vuruyor, kaskıyla. Polis kaskıyla kafasına vuruyor ya, kafasına. Hem de ne biçim vuruyor kaskıyla? Tekmeyle yani yere düşmüş. Tekmeyle öyle bir vuruyor ki yani o görüntülerde orada çıkan. Şimdi valilik diyor ki işte zor işte gözaltına almak amacıyla zor kullanılmıştı, soruşturma yapılıyor. Buna bakın, bunu gören ortalama bir yurttaş değil Van'da, Türkiye'nin her yerinde yani sonuçta yani o ortamda bir vicdan ortaklığı kurar ve kuruyor zaten. O nedenle yani bu zulmü yapanlar işte 31 Mart'ta cevabını aldılar. 23 Haziran'da İstanbul'da en ağır biçimiyle cevabını aldılar. Ve bir çöküşün içerisine girdiler. Şimdi o çöküşün içerisindeler. Ve bu zulmü yapanlar, bu hukuksuzluğu bize yaşatanlar, yani seçim sonuçlarını saymayanlar mutlaka ama mutlaka en yakın zamanda hukuk içerisinde seçimle yanıtlarını alacaklar. Hiç kimsenin de endişesi olmasın yani. Evet, toplumsal... Biz de dayanışma göstermeye devam edeceğiz. Evet, toplumsal güvensizlik dediniz. Artık gerçekten, çünkü oy veren vatandaşlar bir hükmü yok artık oyumuzun. Diyorlar. Evet. Ve güvensizlik var. Bir yandan da şu sorular soruluyor. Bu üç belediyeyle sizce sınırlı kalır mı? Farklı belediyelere de sıçrar mı? Bu da çokça tartışılıyor. Bu üç büyük şehir. Birçok il var, birçok ilçe evet. var. CHP'li belediyeler var, İYİ Partili belediyeler var. Saadet Partisi'nin aldığı belediyeler var. Yani sonuçta ben bu hükümetin politikalarını yürüten aklın burada duracağı görüşünde değilim. Burada durmazlar yani. Yani bu devamı gelir. Devamı gelir. Ama nasıl gelmez? Tüm Türkiye'de dayanışmayı güçlü kılarsak. Evet. Güçlü bir biçimde karşı çıkarsak. Hani kimse yani şey demiyor yani, tabii ki
Yani sivil şiddete başvurmadan herkesin itiraz etme hakkı vardır. Ben öyle inanıyorum ki Adalet ve Kalkınma Partili birçok yurttaş ve milletvekili de bu uygulamaya karşı, bu vicdansızlığa karşı, bu kusurluğa karşı sonuçta bir ortak vicdan yani bence oluşmuş. Bunu büyütmek ve mücadele devam etmek lazım. Ancak mücadele etmekle ve dayanışmayı büyütmekle önünü alırız. Eğer nasıl olsa Van'da olmuş bananesi, zaten bunların terörle de alakası vardı. Ya bir şey ateş olmayan yerden duman çıkmaz falan filan deyip görmezden gelirsek, sessiz kalırsak yarın öbür gün bizim başımıza da gelir. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden sessiz kalmamak lazım. Bu hukukla hukuk içerisine karşı çıkmak lazım. HDP'nin içerisinden de tabii ki eleştiriler yapıldı. Çokça açıklamalarda da bulunuldu. Pervin Buldan bir açıklama yapmıştı. Her türlü çözümün masada olduğunu, sineği millet şu anda yok ama her türlü çözüm ihtimali de masada dedi. Peki bundan sonrası ne olacak? Ya şöyle, tabii parlamento kapalı şu anda. Evet. Ama bu bir süreç. Yani bugünden yarına bitecek ve tükenecek bir süreç de değil. Onu söyleyeyim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yola başvurması aslında bir çıkmazın ifadesi aynı zamanda. Bir çıkmazda olduklarının da aynı zamanda ifadesi ve siyaset üretemediklerinin de yani aynı zamanda bir ifadesi. Demokrasiyi seçenek olmaktan çıkarmamalıyız. Açık söyleyeyim. Hı hı. Demokrasi, hukuk devletiyle bir seçenek olarak önümüzde duruyor. Bundan bence çıkmamalıyız. Dayanışmayla, mücadeleyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ni gerilettik 31 Mart'ta, hı hı. 23 Haziran'da İstanbul'da yani 800 bin oy farkla, 14 bin oy farkı 800 bin oya çıkartarak, birlikte çıkartarak, hı hı. birlikte kazandık. Ben birlikte yani savunarak, hı hı. birlikte kazanacağımızı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni gerileteceğimizi ve iktidardan uzaklaştıracağımızı düşünüyorum. O yüzden bizim yurttaşlarımızın tabii ki yani endişe ediyorlar ama umutsuz olmasınlar. Evet, bugünün en çok konuşulan ismi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Sert eleştiriler yaptı. AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine davet edilmedi. Kendisi de Sakarya'da başka bir programda konuştu. Sert sözlerinden birisi ki çok çarpıcıydı ki kimi vatandaşlar tarafından da adeta bir itiraf olarak nitelendirildi. 7 Haziran sonrası sürece dikkat çekti ve terörle ilgili defterler açılırsa kimse insan içine çıkamaz dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Tabii kayyumla ilgili de önemli sözleri var, hı hı. Sayın Davutoğlu'nun, ama kayyumla ilgili atamaların da 10 döneme denk geldiğini söylemek durumundayım yani aynı zamanda. Böyle bir hı hı. şey de var yani aynı zamanda. Yani o da yani kendi sorumluluğu da var bu işlerde. Tabii 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki sürece dikkat çekiyor. Evet. Ve kendisi yani. 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da partisinin başındaydı, AK Parti'nin başındaydı ve başbakandı. 7 Haziran'dan hemen önce 5 Haziran'da Diyarbakır'da patlama oldu. 4 Haziran. Evet. 4 Haziran'da. Hı-hı. Sonra 7 Haziran'daki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi 15 yıllık evet yani 15 yıl olmasa da 13 yıllık iktidarın sonuna hı hı. geldi ve %40'la sonuçta hükümet kuramayacak noktaya evet. geldi. İlk kez. Evet 7 Haziran'da %40 oyla 9 puan oy kaybetti ve parlamentodaki çoğunluğunu yitirdi. O dönemde yani bir hükümet kurmak konusunda büyük çaba içerisinde olduğumuzu herkes biliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi CHP birçok görüşme de yaptı hükümet kurmak konusunda fakat Sayın Cumhurbaşkanı inisiyatifiyle hükümet kurulamadı yani bana göre. Hı hı. Ve 45 günde hükümet kurulamadığı için de Türkiye yani bir otomatik olarak anayasa uyarınca seçime gidildi ve 1 Kasım'da seçimler yayınlandı. Yani 7 Haziran'da sonra eğer bir hükümet kurulmuş olsaydı koalisyon hı hı. hükümeti veya evet. azınlık hükümeti belki bu sonuçlar yaşanmayacaktı ama 1 Kasım'da yeniden bir seçim yapılması evet. ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden iktidara gelmesi planlandı aynı zamanda. Evet.
birçok kanlı eylemle biz gittik o sürece. Şöyle ve ya kaos ya istikrar sloganları atıldı o zamanlar. Evet. Siz kaos seçtiniz dendi ve insanları ölümle ondan sonra terbiye etmeye çalıştılar. İstikrarsızlıkla terbiye etmeye çalıştılar. 1 Kasım'da sandığa giden seçmen 4 aylık dönem içerisinde %40'tan %49, yani %9'luk bir seçmen iradesi değişmiş oldu o dönemde. Peki ne oldu? Bakın ne oldu? Hatırlayalım. 20 Temmuz'da en ağır olayları söylüyorum. 20 Temmuz'da Suruç'ta yani Türkiye'nin değişik yerlerinden ve ağırlıkla da İstanbul'dan Suruç'a ve Kobane'deki çocuklarla dayanışma için oyuncak götüren gençler yani önlenmeyen bir IŞİD saldırısı sonucunda 30'dan fazla genç yaşamını yitirdi. Onlarcası, yüzlercesi yaralandı. Sadece 3-4 saat sonra ben Ali Şeker'le beraber oradaydım. Uçak saati falan da denk geldi. Hemen gidebildiğim şeye. O görüntüyü hayatım boyunca unutamam. O kokuyu da yani kan ve ölüm kokusunun bu kadar iç içe geçtiğini, toprakla iç içe geçtiği başka bir dönemi hatırlamıyorum. Çünkü daha böyle ceset parçaları da duvarlarda falandı. Öyle bir vahşeti yaşattılar. Sadece 2 gün sonra bakın bu olayda 2 gün sonra Ceylanpınar'da uyurken 2 tane polis memuru yaşamlarını yitirdi. Evet. Şehit edildi. Başlarına, çok acı bir olaydı. Çok acı ve kalleşçe, alçakça bir saldırıydı o. 22 Temmuz'da bundan 2 gün sonra. Evet. 23 Temmuz'da bu sözleri söyleyen Davutoğlu Genelkurmay Karargahı'nda kuvvet komutanıyla beraber çözüm sürecinin bittiğini ve işte uçaklara işte bombalama talimatı verdiğini karargahtan canlı olarak kendisi söyledi. Neyi gerekçe gösterdi? Ceylanpınar'da 2 polis memurunun şehit edilmesini. Ondan hemen sonra da 8-10 kişi gözaltına alındı, fail diye gözaltına alındı. Biz de HDP de bu olayın meclis tarafından araştırılmasını istedik. Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP yok dedi. Yargılamalar devam etti. Ne oldu biliyor musunuz? Yani bu çözüm sürecinin bitmesine neden gösterilen bu olayın failleri ne oldu biliyor musunuz? Hepsi tahliye oldu ve beraat ettiler. Tümü. Ve bir gazete haberi bile olmadı yani. Ve karanlık bir biçimde kaldı. Polis memurlarının yani o dönem görevli olan polis memurlarının ve şeylerin savcı ve hakimlerin önemli bir kısmı da 15 Temmuz'dan sonra idam edildiler. Bakın böyle karanlık bir dönemin başbakanıydı Sayın Davutoğlu. Şimdi... Yine hatırlayalım bakın. Şimdi bunları söylüyorum. Bir yüzleşme ise eğer bence iyi bir şey. Yüzleşme ise eğer. 10 Ekim'i hatırlayalım. Gardaki saldırıyı hatırlayalım. O gün için şunu söylemişti. Biz IŞİD mensuplarını eylem yapmadan yakalayamıyoruz. Demişlerdi. Oysa IŞİD eğer terör örgütü idiyse eylem yapmalarına gerek yok. İyi olmak yeterlidir, yardım etmek yeterlidir. Yakalarsınız, gereğini yaparsınız. Ama o tarihe kadar ben burada da söylemiştim. Evet. Halk TV'de de söylemiştim. IŞİD'i bu hükümet terör örgütü olarak görmüyordu. Terör örgütü olduğuna dair bir yargı kararı yoktu. Terör örgütü listelerine Türkiye İşli diye bir örgüt alınmamıştı. 10 Temmuz yine göz göre göre geldi ve 10 Temmuz'dan sonra bakın 10 Ekim'den sonra 21 gün sonra seçim yapılacaktı 1 Kasım'da. Hı hı. 21 gün sonra Sayın Davutoğlu açıklama yaptı bu patlamadan sonra. Kamuoyu araştırmalarına göre bu patlamalar nedeniyle onunla bağlantılı olarak oylarımız artıyor dedi. Kime yaradı bu patlamalar? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaradı. Hı hı. Yani kim yaralandı bu sonuçlarda? Adalet ve Kalkınma Partisi. Kim yaptı? IŞİD. Nasıl yaptı? Yolları açılarak yapıldı onlara. Engellenmediler yani. Bunu parlamentoda söylediğim için çok rahat burada söylüyorum. Engellenme imkanı varken engellenmediler. IŞİD konusunda en az 100 tane soru önergesi vermişim. Yani açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilerle neredeyse bu eylemler yapılacağı belli. Ama istihbaratın haberi yok. Engellemiyorlar. Bunu ben darbe komisyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de sordum bütün bu olayları. Hı hı. Bakın böyle bir olay var. Yine Davutoğlu başbakan. Van'daki konuşmasında ne söylüyordu Davutoğlu?
beyaz toroslar göndermesi yaparak, evet, yine beyaz toroslar göndermesi yaparak Kürtleri neredeyse tehdit ediyordu. Şimdi partisiyle, yani işte partisinin halen üyesi ama yollarını ayırma durumunda. Hı-hı. Yani meydan okuyan, evet, açıklamalar, evet, yani yapıyor. Sonuçta yani, biz ne zaman ihanet, evet, ettik dedi. Evet. Yani başbakanlık yapmış partinin, genel başkanlığı yapmış bir siyasetçi kendi, hı-hı, partisinde. Onun gibi olan 2-3 kişi yok bu parti içerisinde. Başbakanlık yapan işte Binali Yıldırım var. Evet. Abdullah Gül var başbakanlık, evet, yapan ve kendisi var. Başka, hı-hı, yok. Gerisini Erdoğan yürütmüş zaten. Kendi partisinin kuruluş yıl dönümüne çağrılmıyor şu anda ve Sakarya'da bence önemli bir konuşma yaptı bugün. Evet. Eğer bir yüzleşme ise, bakın, bir yüzleşme ise, kendi tarihiyle yüzleşme ise önemli bir şey. Bunu partisine karşı bir tehdit aracı olarak kullanacaksa bence doğru değil. Hı hı. Ama bir yüzleşme, ondan sonra Türkiye'yi yeniden demokrasiyle buluşturma konusunda bir adım olarak yapacaksa bence doğru yapıyor. Ama burada kalmamalı, bildiklerini ahlaken, vicdanen açıklaması lazım. Ne biliyorsa. Hukuka aykırı olarak o dönemde 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ne yapılmışsa kendisi hukuken, vicdanen ve ahlaken ortaya koyması lazım. Çünkü o süreci, bakın, biz her dönemde mahkum ettik. Bu eylemlerin boşuna olmadığını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya kaos ya istikrar diyerek insanları terbiye etmeye çalıştığını bu eylemler üzerinden o zaman da söylemiştik. Şimdi Davutoğlu bir vesileyle kendi başbakanlığı döneminde olan bu olaylar konusunda görüşünü ortaya koyuyor. Yani kendisi başbakan olarak bazı işlere hakim olmayabilir ama bilgisi olmuş olabilir. O bilgisini kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 5 dakikamız kaldı. Buna da değinelim. Saatler önce Rize'de konuştu ve yine CHP'ye 3. kez bayrak üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve sondaj gemilerinin üzerindeki Türk bayrağı üzerinden Rum ağzıyla konuştuğunu öne sürdü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Erdoğan her zaman bunu yapıyor. Yani sonuçta genel başkanımızın ne söylediğini anlamadan elindeki medya imkanlarını kullanarak, çarpıtarak ve suçlayarak konuşuyor. Kimsenin bayrağımızda bir sorunu yok. Hepimizin ortak değeri ve ortak simgesi ve hepimizin saygı duyduğu ortak bir değerimiz bayrak. Ama bayrak üzerinden siyaset yapıp yine toplumu bölmeye, ayrıştırmaya ve genel başkan üzerinden de bütün CHP'yi ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya çalışıyor. Bu dilin ve bu üslubun bir karşılığı yok. Hı hı. Yani Erdoğan'a biz yüzlerce kez söyledik. Nitekim karşılığı olmadığı da 31 Mart'ta, 23 Haziran'da ortaya çıkmış durumda. Şeyin, Erdoğan'ın izlediği dış politikayı benimsemek zorunda değiliz. Onaylamak zorunda değiliz. Tabii ki ben Doğu Akdeniz'i kastetmiyorum. Yani yanlış yaptığı konuları söylemek durumundayız. İşte Suriye politikası yanlış değil mi? %1 milyon yanlış. Yani Suriye politikası başladığı günden bugüne kadar yanlış üzerine inşa ediliyor. CHP bu eleştiri yapmayacak mı? Tabii ki yapacak. Çünkü Türkiye ne maliyeti ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye bir taraftan Suriye'de, bakın, şu anda ABD ile, bir taraftan Rusya ile hem işbirliği yapıyor hem karşı karşıya geliyor. Bu meseleyi barış odaklı çözmek varken, yani Suriye'nin rejimini demokratikleşme varken ne yaptık şimdi? Suriye'deki savaşın bir parçası haline geldik. Üstüne üstlük 4 milyon da Suriyeli nüfusumuzun bir parçası oldu. Bunu biz mi yaptık? Marifet olarak biz mi yaptık? Adalet ve Kalkınma Partisi yaptı. Karşı çıkmayacak mıyız? Niye rıza göstereceğiz buna? Bu yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Evet, İmamoğlu'na da bir eleştirisi oldu. Daha dün bir, bugün iki, ya selden sonra hemen tatile gitti. Ben Cumhurbaşkanlığı döneminde bu kadar tatil yapmadım dedi. CHP, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Sayın Erdoğan'ın kabusu haline gelmiş durumda. Yani sonuçta birlikte CHP tabanı diğer siyasi partilerle birlikte işte bir başarıya imza atıldı. Ve bütün siyasi partiler bir zeminde
demokrat zeminde birleştiler ve İstanbul'da önemli bir seçim barajı, seçim başarısı elde edildi. Erdoğan için bu yani sonun başlangıcı anlamına geliyor. Çünkü kendisi şunu söylemişti, İstanbul'da geldik, İstanbul'da gideriz. Evet. Dolayısıyla o yolu açan da genel başkanımız ve İstanbul'daki seçimde de Sayın İmamoğlu oldu. Örgütümüzle ve diğer siyasi partilerle beraber. O yüzden de kabusu haline gelmiş. Ya tabii ki bir belediye başkanı tatille yapar. Yani yapar yani belediye başkanı. Niye tatil yapmasın? Yapar. Görevinin başından da olur. Nitekim yani aynı gün görevinin evet, başındaydı. Hemen geldi. Aynı gün görevinin başındaydı. Kaldı ki yani kaçak bir yere gitmemiş. Valilik makamına izin dilekçesi vermiş. Yıllık iznimin bir kısmını kullanmak istiyorum demiş. Yazısını yazmış. Belediye işte vekaletini bırakmış başkan vekiline ve gitmiş. Belediyenin nöbetçi kurumları var, başkanlıkları var, daire başkanlıkları var. Onlar da çalışıyor. Öyle böyle bir felaket karşısında da seninle ilgili nokta ertesi gün sabah yani sadece 12-13 saat sonra görevin başında da olmuş o imkanlarla. Rize'de de eğer İmamoğlu söylüyorsa demek ki bundan sonra da söylemeye devam edecek. Ben bunun bizim açımızdan bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani her söylediğinde İmamoğlu'nun da puanları artıyor, CHP'nin de puanları artıyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın evet. Sezgin Tanrıkulu. Ben teşekkür ederim. Evet, gündemi, İyi akşamlar diliyorum. Gündemi değerlendirdik. Gündem özelde günün sıcak başlıklarını Sezgin Tanrıkulu ile konuştuk. Veda ediyoruz şimdilik. Hoşça kalın.